Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayım. Konumu tekrar tanıtayım, hatırlatayım size. Araştırmacı yazar Aydın Benli. Kendisine hoş geldiniz diyorum Aydın Bey. Hoş bulduk. Sizi kısaca bir tanıyalım, eserlerinizi tanıyalım. Daha sonra sorularıma geçeceğim. Tabii. Ben Ankara'nın Haymana ilçesinde dünyaya gelmiş. İlkokul, ortaokulu köyünde okumuş. Sonra liseyi Haymana'da, üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde iki ayrı dallarda, yüksek lisansımı da Kastamonu Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi üzerinde tamamlamış. Şimdiye kadar 11 tane polisiye macera ve 2 tane de şiir kitabı yayınlamış. Hali hazırda radyo yapımcısı, senarist, polisiye senaryolar yazıyorum. Akabinde kıymetli hocam, kitap yazarlığı dışında bilimsel olarak makaleler yazıyorum. Merak saldığım konular içerisinde de en çok sevdiğim şiir ve edebiyat. Bunlara ilgi duyan Anadolu'nun yetiştirdiği bir yazar, fikir işçisi diye tanımlıyorum kendimi. Fikir işçisi diye tanımlıyorsunuz kendinizi. Bu eserlerinizden 11 tane eserim var dediniz. Polisiye dediniz, şiir kitapları dediniz. Siyaset bilimi alanında yüksek lisans yapmışsınız. Peki siyaset ile ilgili bir eseriniz var mı? Çünkü Türkiye konjektüründe siyaset hani 9 denklemli bir bilinmeyen gibi. Hangi alana dönerseniz dönün sonucunun nereye varacağı belli olmayan bir döngü. Onunla ilgili bir eseriniz var mı sizin? Siyasetle yok ama genelde vatan sevgisini romanlarımda mesaj olarak işliyorum. Üniformalı memurlarımızın, çalışanlarımızın vatan için verdikleri hizmetin parayla yapılamayacağı sevgisini romanlarımda işlemeye çalışıyorum. Siyasetle alakalı yazdığım tez konuları var. Belediyelerde sosyal yardımlaşma ve bunların ödenek ve bütçelerinin hazırlanması. Siyasal İslam'la alakalı bir tez çalışmam var. Şu anda da Haymanalı olma hasebiyle Son Kale Haymana bir tezim var. Bitirmek üzereyim. Bununla alakalı çalışmalarım var kıymetli hocam. Yazdığım romanlarım çoğunlukla polisiye. 3 tanesi de macera, askeri macera, istihbarati konuları, gerçek yaşanmış hayat hikayelerinden yola çıkarak birebir gerçekte yaşanmış konuları biraz da kurguyla harmanlayarak yazdığım eserler var. Kıymetli hocam, sunduğum güzel de bir edebiyat radyo programım var. Evet. Kendim şiir de seslendiriyorum, aynı zamanda şiir de yazıyorum. Gönül insanı olmaya çalışıyorum. Bu doğrultuda gönlümde hissettiklerimi kaleme alıyorum. Bunu köşe yazılarımda, makalelerimde, romanlarımda ve şiirlerimde okuruma hissettirmeye çalışıyorum. Evet. Başarılar dilerim. Yani hissiyatını kaleme döküp de fayda sağlayacak çok az yazar var. Hani eskiden bizim biliyorsunuz gönül coğrafyamız çok geniş. Evet, biz her alanda, her konuda öyle dehalar, dahiler yetiştirmişiz ki bir söylevleri belki onlarca asır, 15 asır, asırlarca devam ediyor ki bunlardan hani herkesin de bildiği üzere Nasreddin Hocalar, Mevlana Celaleddin Rumiler, Ahmet Yeseviler, Yunus Emreler, bunlar hissettiklerini gönülden yazarak ta günümüze kadar göndermişler ve biz de bunlardan halen faydalanıyoruz. Peki şimdi konumuz artık biz yeni dünya ile ilgili şey yapıyoruz. Biz artık hani herkesin üzerinde yoğunlaştığı konulara artık girmek istemiyoruz. Biz siyaset konuşmayacağız. Biz genel ekonomi konuşmayacağız. Biz değişen dünyada dünya insanlarının arkasında savrulduğu yeni gelişmeler ile ilgili konuşacağız. Kripto para ve türevleri dedik. Kripto para nedir? Hani böyle bir açıklamayla hani insanların anlayabileceği şekilde, tabii şu an hali hazırda kripto üzerinden ticaretlerini yapan, kripto üzerinden geçimlerini sağlayan
kriptoyu bir geçim kaynağı haline getiren binlerce hatta milyonlarca insan var. Fakat Türkiye'de daha çok güvenilir bir durumda değil. Bununla ilgili yorumlarınızı alalım. Tabii değerli hocam. Şimdi paranın bulunması Lidyalılar döneminde Lidyalılardan daha öncesinde ticaretin yapılabilmesi için değiş tokuş metotları ile alışverişler yapılıyor idi. Ta eskilere indiğimiz zaman mesela ben tarımla da uğraşıyorum, çiftçiyim aynı zamanda. Çiftçiler kendi arasında işte belirli ölçülerde domates verip un alıyorlardı. Bunun sonrasında Lidyalılar bunu paralaştırdılar. Yani gümüş ve altın üzerine kendi baskıları parayı icat ettiler. O dönemden bu döneme para alışveriş içerisinde dönmeye başladı. İç piyasalarda, dış piyasalarda. Sonrasında Çinliler 118. yüzyılda deri üzerine deri paraları icat ettiler. Kağıdın bulunmasıyla 806 yıllarında kağıt parayı basarak ekonomiye sundular. Matbaayı geliştirdiler. Paranın evveliyatı çok çok eskilere, yani ilk insana kadar değişiyor. İsimleri değişiyor. 2009 yılında da dijital paranın finans sektörlerine girmesiyle dijital çağ parasal yönden başlamış oldu kıymetli hocam. 2022 Aralık ayında da Türk lirasıyla alışveriş yapıldı. Türk parası dijital platforma girdi. Dolar ve diğer euro tarzı ödemeler yapılıyor idi. Bu da 2022'nin Aralık ayında oldu. 22 binden fazla kripto para var şu anda. Çeşitli isimlerde. Evet. Evet. Ve 1 trilyon dolara yakında bütçeleri var dünya üzerinde. 1 trilyon dolar. Evet. Evet. Kağıt parayla birlikte bankacılık sistemine geçildiği zaman KMH sistemleri, kaydi paralar zaten daha öncesinden vardı. Bankaların hani tüketicilerine veya müşterilerine sundukları bu sistem vardı. Kayıt paraları, kaydi para diye nitelendirdikleri. Zaten bunlar dünya üzerinde dijitalleşmişlerdi. Mesela bir Amerikalı kredi kartıyla Türkiye'deki bir post cihazından alışveriş yapabiliyor. Çünkü aynı sistemden beslendikleri için, ödemelerini, alışverişlerini yaptıkları için bunu biraz daha geliştirdiler. 2009'da dediğim gibi kıymetli hocam Bitcoin olarak piyasalara girdi. Önümüzdeki konjüktürde de basılı para tamamen tedavülden kalkabilir. Çünkü gidiş onu gösteriyor. Altın, gümüş ve nitekim de bu kripto paralar tamamen alışveriş ve finans yatırım unsuru olarak cezbedici bir halde gözüküyor şu anda. Peki hani o kadar polisiye roman yazdınız, şey yaptınız. Bu kripto para ki... Kripto paralarla ilgili çeşitli dolandırıcılık şeyleri de oldu. Türkiye gündemine de oturdu. Bu işte insanların kripto para vaadiyle kandırıp milyon vurgun yapıp yurt dışına kaçanlar vesaire oldu. Bu kripto parayla dolandırılmanın, bak dolandırmak değil, dolandırılmanın şeyi nedir? Yani onun önüne geçilebilecek mi? Dünya geçti mi? Ya da Türkiye bunun için bir çalışma yapabilecek mi? Yorumunuzu almak istiyorum bununla ilgili. Tabii ki hocam. Şimdi bu kriminolojiye de giriyor. Hani polise yazdığım için. Aynı zamanda da dijital bilimlerin içerisine de giriyor. Dünya küreselleştikçe, hani sınırlar kalktıkça bazı bizim yani veya devletlerin takip edemedikleri sistemler gelişir ya da geriden takip ettikleri sistemler gelişebiliyor. Şimdi kripto paraların işte ülkemize yeni girdi. 2009'dan sonra 2022'li dönemlerde girdi. Alışveriş içerisinde dönmeye başladı. İşte kendi paramızın hali hazırda girişi bekleniyor yakın bir zamanda. Şu an çalışmaları devam ediyor. Bunun bazı açıklıkları var. Bu tip dolandırmaya müsait insanlar bu sistemin boşluğundan bunu kendi devletlerine kayıtsız olarak belirli alternatifler kullanarak, mesela kuyumculuk üzerinden, güzellik merkezlerinin üzerinden, mail order sistemleri vesaire bunları nitelendirebiliriz kıymetli hocam. Bunların üzerinden mesela son zamanlarda
medya ünlüleri var. İşte tutuklanıyor, soruşturma genişletildi şu an yargıda. Buna benzer yapılanmaların bu sistemler, yani dijital dünyada... Tabii o daha ayrı bir konu. Yani şu an Gazze olayının dahi önüne geçmiş bu Polat, Dilan Polat, Engin Polat muhabbetleri. Yani bu her dönemde, her çağda olacak şeyler. Fakat yani o kadar ciddi suistimale uğruyor ki, yani böyle vergi kaçırmak olsun, işte kaçak bahis oyunlarıyla parayı, yani kara para aklama durumlarına giriyor. Ki bu da sizin hani polisiye romanlarınıza uygun bir şey. Şunu demek istiyorum, yani insanları biz nasıl güvence altına alacağız? Normal parada bile dolandırılıyorlar. Hani bu dijital ortamda... Yerli ve milli paramızı kullanarak. Yerli ve milli paramızı kullanarak, dijital paramızdan mı bahsediyorsunuz? Evet, yerli ve milli. Yani dışarıdan gelebilecek veya bizden girebilecek parasal ve finansal. Finansın hepsi, yani hepsinin giriş çıkışlarını zaten kontrol altında, ama bazıları, bazı uyanıklar, bazı kurnazlar dışarıdaki yapılarıyla. Mesela geçen gün romanımla ilgili bir çalışmayı araştırırken şuna rastlaştım. Tanık da oldum. Bu hackerlar yurt dışındaki işte hesaplardan birer sent, birer dolar, birer euro toplayıp işte belirli ülkelere bir para havuzu oluşturuyor. Bu para havuzundaki parayı da birkaç yere transfer ediyor yüklü miktarlarda. İzini kaybettiriyor. Sonra farklı ülkelerden ticaret yapmış gibi, farklı bir şeyler yapmış gibi o paraları farklı ülkelere gönderiyorlar. Orada aklamış oluyorlar. Yani veya şöyle de farklı bir izahatını yapayım kıymetli hocam. Kaynağı belli de olsa, mesela dijital çağdayız. Bir enter tuşuna basıldığı zaman hemen IBAN numarasına geçebiliyor. Ya da kripto hesabına anında geçebiliyor. Şimdi bunun önüne geçilebilmesi için bütün hesapların şeffaf ve kontrol edilebilir olması lazım. Paranın izinin sürülebilmesi lazım. Mesela Almanya X bankasından gelen bir para ise bunun önceki kaynağı nedir? Bunu kazanan kişinin veya oraya sunan kişinin nasıl kazandığı, nasıl faturalandırdığı iziyle birlikte paranın Türkiye'ye gelmiş ise Türkiye'ye kadar gelmesi lazım. Hem bu vergilendirme sisteminde kaçağın önlenmesine hem de paranın kaynağının belirlenmesine büyük ölçüde etken olacaktır. Türkiye bu konuya, yani ülkemiz bu konuya ağırlık verdikçe bu tip kaçakları kapamaya başladı. Kapadıkça da işte bir Diyarbakırlı birisi işte basın yoluyla, yani sosyal medya yoluyla birilerinin ismini zikretti. İşte Dilan Polatların vesaire. Sonrasında büyük kapsamlı bir araştırma yapılınca hemen hemen çoğunluğu TikTok fenomenleri, işte diğer sosyal mecraların fenomenleri bu konuya tevezzül etmişler. Bunlarla alakalı soruşturma ve tutuklamalar da peş peşine yani geliyor. Yani soruşturma ve tutuklamalar gayet haklı. Yani kısa zamanda, yani bir gece kondundan 50-60 tane villaya geçebilecek, malikanelere geçebilecek bir zenginlik olamaz. Yani eğer şöyle yorum yapıyorum ben. Bir ülkede insanlar kısa zaman içerisinde, hani eğer gömü bulmadılarsa, bir yerden miras kalmadıysa, çalışarak eğer anında level atlayabiliyorsa, en üst level'a gelebiliyorsa, saçlarını dolarlarla, rulolarla şey yapabiliyorsa, altın kahveler içebiliyorsa, bunda muhakkak bir şey vardır. Şöyle yorumlarım, eğer o insan aniden o kadar zenginleştiyse devletin çok çok zengin olması lazım. Bak şunlar Amerika'da olması mümkün. Amerika'nın da ticaret yaparsın, zengin olabilirsin kısa zamanda. Çünkü devlet zengin. Ama diğer türlü, yani vergilendirme sistemi belli olan, çalışma stili belli olan ülkelerde birden zengin olmanın tabi böyle soruşturulması gerekiyor. Evet. Yani milyonlarca lira devleti zarara soktuktan sonra zengin olmak, işte diyoruz ya yetimin hakkı. Bir şekilde çekirge bir sıçrar, İki sıçrar. Üçüncüsünde yani tamamıyla araştırılması lazım. Yani şu an Türkiye'de çok çok zenginler de var. Ki vergi afları falan geliyor. Onları saymıyorum. Evet. Birden zengin olanların tamamının araştırılması lazım. Para nereden geliyor kardeşim? Nasıl kazanıyorsunuz? Devlete verginizi ödüyor musunuz?
milyonluk arabalara biniyorsunuz, milyonluk şirketleriniz var, vergi levhanız yıl sonu matrahsız. Bu ne perhiz, bu ne lahana türküsü? Şimdi değerli hocam, eskiden yani ben istihbarat romanları da yazıyorum. İstihbarat unsurları gece kulüplerinde, marketlerde veya bu tip alışveriş, eğlence sektörlerinde çok para harcayanların peşine düşerdi. İşte bir anda atıyorum 150 bin lira hesap ödeyenler, 200 bin hesap ödeyenler bunların peşine düşerler. Bu paranın kaynağını karşı tarafın hiç bilgisi olmadan devlet bunları araştırır ve ortaya koyardı. Bir dönemler böyleydi. Şu anda da öyle ama yani istihbarat unsurlarımızın, emniyet istihbaratın, jandarma istihbaratın, milli istihbarat teşkilatımız bunlarla ilgili muhakkak bir çalışması vardır. Bunlar da zaten mahkemeye bilirkişi raporu olarak gidecektir. Şimdi az önce dediniz ki çalışması vardır ama bir tane Diyarbakırlı çıkıyor Almanya'dan ahim kesiyor, öyle araştırılıyor. Ya da sosyal medyada her yaptığı şeyi paylaşıyor. Kahveyi içerken, yatağa yatarken, şu okula giderken, arabaya binerken, mazot alırken, kendileri kendi kendilerini ifşa ediyorlar. Öyle devlet harekete geçiyor. Aslında devletin yetkili organları bakacaklar. Gerçi hani onlar da nasıl baksınlar ki, vergi levhasında matrahsız yazmış. Yani evet, nereden tespit edecek? Sosyal medya olmasa ya da işte 3-5 kişi böyle kendini şey yapıp da işte ihbarda bulunmasa nasıl tespit edilecek? Dijital para da aynen böyle. Aslında tekrar aynı konumuza geldik. Şimdi nasıl tespit edeceksiniz dolandırıldığınızı? Ya da birinin dijital para yoluyla insanları dolandırdığını nasıl tespit edeceksiniz? Yani bunun ilk önce tespit mekanizmasının olması lazım. Yani siz bugün gelişmiş ülkelerde acayip dolandırılma yöntemleri var. Acayip insanların, mesela ben biliyorum, duydum, araştırmalar öyle. Avrupa'da bankalarda X kişilere, yani üçüncü kişilere ait paraları başka şeylere transfer edebiliyorlar. Açık bulabiliyorlar, şey yapabiliyorlar. Yani bununla ilgili hani daha normal para, normal hesaplarda ciddi bir güvenlik önlemi alınmamışken kripto paralara, kriptoya yatırım, insanların yatırımcı olmasını sağlamak büyük bir vebal diye düşünüyorum. Değerli hocam, şimdi finansal sektör çok kaygan bir sektör. Evet. Ülke ekonomilerinin neticesi itibariyle oluşur. Tabii bu şekillendirmeyi de parayı elinde tutan kişiler diyeyim veya şirketler diyeyim, bunlar bilir. Mesela spekülasyonlara açık yatırım araçları vardır. Bunların yükselip veya değer kazanıp kazanmaması kripto paraları etkiler. Altın sermayesini kökten etkiler. Çünkü hepsinin temelinde altın vardır. Altını etkiler. Bu kripto paralarda da dijital çağda olduğumuz için küçük bir hareketle, dediğim gibi bir enter tuşuyla istediğiniz kişi, istediğiniz kadar para götürebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Şimdi bunu Türk lirasına ya da dolara çevirdiği zaman herhangi bir soru sorulmuyor bunlara. Kripto nereden para. Kripto para. Evet. Bunun denetimlerinin sıklaştı. Dediğim gibi bir süzgeç konulması lazım. Ülkelere sınır yerine süzgeç. Bu paranın İtalya'dan geliyor ise arkasından faturalandırılması, ne iş yapıldıysa, sözleşmesi, anlaşması, ithalatı, ihracatı, her ne konusu var ise bunun da onunla birlikte dijital olarak Türkiye'ye kadar, Türkiye'den Arabistan'a kadar, oradan Çin'e kadar gitmesi lazım ki oradaki devlet yetkilileri, devlet memurları o paranın kaynağını birebir çözebilmeleri lazım. Temiz para olaraktan. Şimdi narkotik maddelerin pazarlanması var. Bu dünyada en çok gelir getiren gayri resmi bir suç unsuru. Ama bu paranın piyasaya sürülmesi var. Neyle sürülüyor? İşte kriminolojiyle alakalı demiştim ya. Evet. Silah sanayi ile sürünebiliyor. Sağlık sanayi, ilaç sanayi ve sonrasında da en büyük etken yatırım araçlarıyla piyasaya sürmeye çalışıyorlar ki o kirli parayı temizleyip aklaya paklayabilmeleri için. Şimdi bunların kaynakları öğrenildiği zaman kumarhanelerde de bu temizlik işlemlerinin yapıldığını duymuştum ben. Bu temizlik işlemleri eğer devletler arasında hem polisel hem de diğer unsurlarla, yani devletin organları vasıtasıyla önlemler, tedbirler alınırsa kimse bu dolandırıcılığa yetinemez. Çünkü açıklar kapatıldığı zaman hiçbir yerden sızıntı olmayacaktır. 7500 lira emekli maaşı alan amcayla günde 750 bin lira harcayan bir zat aynı devlette aynı havayı, aynı
atmosferin altında, aynı gökkubbenin altında aynı yaşam mücadelesini vermeyecektir. Herkes adil ve eşit yaşam standartlarına kavuşmuş olacaktır. Yani biz deriz ya, hani Peygamber Efendimizin bir sözü, bir işçinin alnının teri kurumadan yevmiyesini, parasını verin diye. Şimdi baktığımız zaman yıllarca vatanına, milletine hizmet etmiş, mesleğinde emekliliği hak etmiş. İşte 7500 lirayla 30 bin liraya kadar, şimdi bilmiyorum 30 bin lira var mı, bir emekli maaşı alan statüsüne, derecesine göre biriyle öbür tarafta gece kondudan çıkmış, hiçbir iş yapmamış, sosyal medyalarda fenomen olmuş, çok özür dilerim, TikTok'larda jeton dilenciliği yapmış insanlar Türkiye'de söz sahibi oluyorlar. Evet, TikTok'ta yani güzel bir konuya değindiniz. İşte birkaç gün önce Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yılıydı, 10 Kasım. 10 Kasım'da sırf Atatürk'e benziyor diye TikTok'tan Atatürk'ü kullanarak dilenenleri gördük yani. Evet. Hani artık o kadar. Aslında hani bu toplumsal ahlakı tekrardan değerlendirmenin yolunu açıyor. Bu. Yani ne kadar önlem alırsanız alın. Şu konuya geleceğim. Dijital dilenciliğe geçiyor. Yani evet. Dünya dijital çağa geçti, HD çağa gireceğiz. Evet. Her şey, paramız da dijitalleşti. Onu konuşuyoruz. Yatırım unsurlarımız da dijitalleşti. Dilencilik de dijitalleşti. Kıymetli hocam. Şimdi ben bir romanımda şunu işlemiştim. Bayılma tekniğiyle para toplayan dilenciler var. Mesela bir kağıt toplayıcısı sırtında gidiyor. Bir kafenin önünde ayılıyor, bayılıyor. Ah tüh vah, kafede oturanlar. Hem de lüks kafe ve restoranları seçiyorlar. Hemen gidip işte ambulans çağırıyorlar. Hayır diyor, çağırmayın. Su döküyorlar. İşte kolonya koklatıyorlar. Oradan birisi acıdığı için işte bir miktar harçlık veriyor. Biri bir miktar harçlık veriyor. O insanı takip ettiğinizde gidiyor farklı bir lüks kafenin önünde yine bayılıyor. Bu dilenciliği, şimdi bu da dilenci. Öbür tarafta TikTok'ta işte bana taç at, bana bilmem işte şu hediyeyi gönder diyerekten o gün ulu önderimizin sırf makyajla benzemiş zaten. Fazla evet. Bir benzerliği yok. Ben onu da araştırdım. Benzeyen o şahıs 1 milyon Türk lirasından fazla bir günde diyelim. Hani 12 saati de geçmedi de bir günde 12 saat içerisinde 1 milyon Türk lirası üzerinde para kazandı. Sırf benzerliğinden dolayı. Bu da dijital dilencilik bana göre, kıymetli hocam. Evet. Çağ değiştikçe sistemler, yöntemler dijitalin içerisinde kendine yer buluyor. İşte ama çağ değiştikçe ahlak değişmiyor. Dilencilik bile şekil değiştiriyor. Yani evet. Normal az önce anlattığınız dilencilikten dijital dilenciliğe. Yani bunlar aslında hani ya şöyle algı operasyonu. Geçen ben hafta sonu şeydeydim. Ayın 16'sında Abu Dhabi'de Global Medya Kongresi vardı. Dünya devleri katılmıştı. Evet. Biz de oradaydık. Hani Çin'den tutun Özbekistan'a, Guatemala'dan tutun Panama'ya, Ekvador'dan tutun Venezuela'ya, Amerika'dan tutun Birleşik Arap Emirlikleri'ne, her yerden katılımcılar vardı. Ve herkesin ana konusu şuydu: algı. Şimdi evet. Bizim hani şu an üzerinde vicdanımızın sızladığı Filistin meselesinde, hani herkes biliyor, bugün sokakta yaşayana bile sorsanız kim haklı kim haksız, İsrail'in, terör devleti İsrail'in kesinlikle haksız olduğu, insanları zorla, cebren ve hileyle yerlerinden ettiği, yetmezmiş gibi masumları bombaladığı ve bu bombalamayı hastaneleri, işte camileri, kiliseleri, ne bileyim ibadethaneleri bombalamayı meşru hale getirebilmek için medyayı, özellikle dijital medyayı kullanıyorlar. Bu kongrede de medyada, medyayı kullanarak yapılan algının dünya ekonomisine ne kadar yön verdiği aşikar şekilde ortadaydı. Kripto para dedik, dijital para dedik, Bitcoin dedik, bazen değişik coinler çıktı. O zaman şu an Twitter, X'in sahibi Elon Musk bir yıl önce
bir Bitcoin firmasının sadece logosunu tweet attı. O tweetten sonra o firma milyarlarca dolar kar elde etti. Neydi bu? Dijital algıydı. Dijital algıyla dijital bir ticaretin ne kadar kısa bir şekilde tek bir manevrayla yapılacağı belli oldu. Evet. Elon Musk tweet attı. Shipcoin gibi bir şeydi. Evet. Bir köpek silüeti var. Ve kripto paraya, yani dijital paraya yatırımı olan insanların tamamı bir anda oraya döndü. Hem o kripto para firmasının hisseleri tavan yaptı, değeri arttı. İnsanlar böyle hunharca yatırımlar yaptı. Elon Musk öbür bir tweetle firmayı batırdı. Ve yatırım yapan tüm dijital para yatırımcıları zarar etti. Bitcoin ilk çıktığında 1000 doların altındaydı. Belki daha ucuz. Sonra 67 bin, 100 bin dolarlara kadar çıktı. Afaki konuşuyorum. Şu an 36-35 bin dolarda bir Bitcoin. Yani böyle bir zenginleşme, yani dijital zenginleşme, yani acayip bir furya başlattı. Şimdi herkes yani yatırımlarını toprağa, eve, altına yapmıyorlar. Özellikle Türkiye'yi tam olarak bilmiyorum, araştırmadım ama ya bazı ülkeler dijital paraya, yani direkt Bitcoin'e geçti. Mesela El Salvador, evet, ülkesi dijital paraya geçti. Bütün alışverişlerini dijital para üzerinden yapıyor ki oranın başkanı Nayib Bukele Türkiye ziyaretine geldiğinde, hı, hani Türkiye'ye hayranlığını da belirtti ama döndüğünde evet biz dijital parayla, Türkiye ziyareti dönüşünde bunu açıkladı. Türkiye'den döndüğünde biz dijital parayla bu saatten sonra şey yapıyoruz. Biz bütün alışverişlerimizi dijital para üzerine yapıyoruz dendi. Yani medya, dijital medya yaptığı algıyla katili kahraman, kesinlikle fakiri zengin, kesinlikle. Yani medya, dijital medya, yani dijital hayat ne isterse onu anında işte sosyal medya mecralar üzerinde yapabiliyor. Şimdi kıymetli hocam, evet, algıyı yöneten devletler dünyanın en iyi devletleri sırasına girebiliyorlar. Evet. Çünkü algı, hani kalem mi keskindir, kılıç mı derler, oradaki her zaman bize sorulur ya, öğrencilik dönemindeki bir deyiş, evet, kalemin keskinliğinden. O analog dönemdeydi, eski dönemdeydi. Şimdi kalem mi keskin, enter tuşu, bilgisayar tuşu mu denildiği zaman dijital çağın gerekliliği oradaki tuş keskinliği. Yani kılıç, kalem kılıçtan keskindir lafı artık değişti. Enter kalemden keskindir. Keskindir kıymetli hocam. Şimdi algıyı yönetebilen insanlar bir anda bir insanı canından da edebilir, o insanı çok zengin de edebilir, o insanı istediğinin daha iyisi de gösterebilir, istediği her şeyi yapabilir. Tabii bu dijitalliğin içerisinde yapay zeka ve teknolojinin diğer argümanlarının hepsi de var kıymetli hocam. Mesela sosyal medyaya girdiğimiz zaman sosyal medyada o kadar güzel fotoğraflar var ki, şimdi kendi ülkemden pay vereceğim. Kızlarımızın hepsi çok güzel, manken gibi. Erkeklerimiz çok yakışıklı. İhtiyar amcalarımız çok güzel dans ediyorlar. Çok mutlu bir koreografi çiziyorlar. Görüntüleri çok güzel. Bunların hepsi algıdan geçiyor. Evet. Ama özüne indiğimiz zaman, ihtiyar amca akşam ne yiyeceğiz, makarna mı alsak ya da komşunun getirebileceği bir tabağa muhtaç. Veya kızımız işte devletten veya X yerden bir burs fazla alsam da X kafeye gidip de X kahveyi içerken bir fotoğraf paylaşayım derdinde, hepsinin ortak amacı algıyı yönetmek. Kendilerini olduğundan daha güçlü, daha zengin, daha kariyer gösterebilmek. Amaçlar bu. Ya şöyle işte dijital dünya, yani bu son zamanlarda dijital dünya, şimdi biz 8 milyar insan var diyoruz, değil mi? Evet. Her insanın bir ruhu var ya da bir karakteri var. Aslında artık 8 milyar insan, 6 milyar da artı ruhları var. Evet. Anladınız mı? Yani dediğiniz biz gibi. Gönül gözü diyoruz ya, gönül biz şairler gönül. Evet. Şimdi sosyal medyayla kendilerini olmak istedikleri karakter şeklinde gösteriyorlar. Evet. Ama aslında içi boş. Sosyal medya filtreleriyle aslında görünmek istedikleri tipe sokuyorlar ama realde
içi boş. Sosyal medyayla var olma mücadelelerinin ne kadar kendileri için hukuki olduğunu gösteriyorlar ama arkasında bir cani. Evrakta sahteciliğe girmez mi bu makyajdı, botokstu, filtreydi, yani, güzel gösterme kendini ama gerçekte realde bambaşka bir insan kıymetli hocam. Evet. Algının yönetilmesindeki ana hedef de bu değil mi kıymetli hocam? Yani tabii işte yani artık algı hani algı ya ülkelerde hükümet değiştiriyor. Kesinlikle. Algı insanların evlerini yıkıyor. İnsanların memleketlerini değiştiriyor. Arap Baharı işte. Evet, yakın. Arap Baharı. Ya şimdi şöyle başladı. Şeye bakıyoruz abi. Yani Filistin hepimiz için kanayan bir yara. Evet. Devlet yöneticileri kendileri terörist devleti İsrail'in algılarıyla İsrail'in yanında olduklarını belirtiyorlar. Ama sokağa indiklerinde ya bugün Amerika'da sırf bu İsrail zulmü yüzünden sosyal medyada Müslüman olan insanlar var. Kesinlikle. Müslüman olan insanlar var ve Usame Bin Laden'in 11 Eylül olaylarıyla ilgili mektubu şu an Amerika'nın her yerinde dolaşıyor ve Amerikan hükümetine acayip tepkiler var. Sebep? Ya siz kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Halkın hiçbir şeyden haberi yok. Evet. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı toplandığında 6 tane devasa devlet İsrail'i kınamayı reddetti. İsrail'le olan ilişkileri kesmeyi reddetti. Birleşik Arap Emirlikleri bunlardan biri. Mısır bunlardan biri. Suudi Arabistan bunlardan biri. Cezayir bunlardan biri. Bu yöneticilerin aldığı karar. Ama bugün gidin bakın Mısır'a, Cezayir'e, Suudi Arabistan'a sokakta insanlar acayip tepki gösteriyor. Acayip tepki gösteriyor. Yani algı ülkelerde hükümet değiştirebilir. Algı insanların kalp gözünü görmeleri gereken şeyleri görmelerini sağlayabilir. Bugün Amerika kendi ayağına sıkmış 11 Eylül'ün bir senaryo olduğunu, evet. Hani Türkiye'de bazı jönler var ya, tiyatro diyorlar bazı şeylere. 11 Eylül'ün bir tiyatro olduğunu bu kadar zaman 2001'den bu yana yaklaşık 22 yıl 23 yıl geçmiş sakladılar ama 23. yılda yine bir tiyatro oyunuyla İsrail'in arkasında durduklarında 11 Eylül'ün bir tiyatro olduğu halkı tarafından öğrenilmiş oldu. Ve genç jenerasyon tarafından öğrenilmiş oldu. Amerika kendi sonunu böyle hazırladı. Bak kendi sonunu böyle hazırladı. Bak ben bugün bunu bu canlı yayında söylüyorum. Amerika İsrail'e yaptığı gayri resmi desteklerle İsrail'i dünya üzerine saldığı bir kuduz köpek halinde saldırtmasıyla kendi ayağına sıkmış oldu. Halk şu an, ben doktora Amerika'da yaptım, 2,5 sene Amerika'da kaldım. Amerika halkının ne kadar düz olaylara baktığını biliyorum. Şu an insan olduklarını anladılar. Evet. Hayatlarının sabah işe git, akşam gel, uyu, sabah işe git, akşam gel, uyu, kurallara uyu, bir öde, şey öde olmadığını anladılar. Sorgulayan, araştıran, eleştiren bir halk oldu. İşte sorgulamaya başladılar. Yani hani oku dendi ya bize. Evet. Aslında oku, kitap oku, defter oku değil. Araştır. Kendini oku. Sen araştır. sana lisan-ı hal ile olayları anlatacak yaradanını oku anlamına, evet, geldi. Şimdi insanların gözü oku. Açıldı. İnsanların gözü açıldı. Hani diyoruz ya, şimdi haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Kimisi de diyor bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Aslında bunlar da algı. Şimdi hani eğer inanan insanlar için söylüyorum. Cennet ve cehennem tabirleri var. Müslümanlıkta da, Yahudilikte de, her dinde var. Var. Cennet ve cehennem. Ya, ceza ve ödül cehenneme sistemi. Gidenleri kim karşılıyor? Zebaniler karşılıyor. Evet. İşte sizin bu dünyada bu masumlara yapılan zulümlere karşı durduğunuz, yani kulağınızı gözünüzü tıkadığınız bir şey yapmadığınız gibi cehennem zebanileri de sağır ve görmüyor, dilsiz. Onlar da sizin çığlıklarınızı duymayacak. Mahkeme-i Kübra'da herkes bu yaptığının hesabını verecek. Ki zaman öyle geldi ki artık Mahkeme-i Kübra'ya gerek yok. Tarih tekerrürden yani ibaret. Amerika'daki şu şeyler, özellikle ben Amerika'daki bu algıyı takip ediyorum. Algının hani Amerika'ya ne kadar zarar vereceğini, maddi olarak da zarar verecektir. Ne kadar zarar vereceğini takip ediyorum. Umarım Amerika yaptığı kötülüğü, özellikle o masum çocuk, 5000 tane çocuk öldü. Bunu geçin, bombalarla ölenlerin dışında elektriği kesilip de
entübe olan çocukların, işte küvezlerde olan çocukların, elektriğe bağlı olan çocukların ahları Amerika'yı yıkacak. Ve İsrail'in yanında halen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de İsrail'in ekmeğine yağ sürenleri de yakacak. Mazlumun ahı devirir şahı. Şimdi benim için hocam, Müslüman olması, Hristiyan olması, Yahudi olması önemli değil. Aynı zulüm Hitler şeye de uyguladı. Yahudilere de uyguladı. Yahudiler bak bundan da ders almadı ve Hitler'in ona uyguladığının 10 mislisini sabun fabrikalarında ürettiler. 10 mislisini şimdi diri diri fosfor bombalarıyla yakıyor. Evet. Konu buraya kadar geldi ama bu bizim içimizdeki kanayan yara. Savaş insanlık suçudur kıymetli insanlık hocam. Suçu. Yani İsrail her seferinde insanlık suçu işliyor. İnsanlık suçu savaşın işliyor. Savaşın her türlüsünü lanetliyorum çünkü evet. Bir insanın ölümü insanlığın ölümüdür. Bir insan kolay yetişmiyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın da yaratış amacı insanları yeryüzüne halife olarak, evet, lider olarak, yeryüzünün yöneticisi olarak yaratmıştır. Bir de şu konuya değineceğim. İsrail'in başbakanından tutun, savunma bakanına kadar, dışişleri bakanından tutun, belediye başkanlarına kadar parlamentosundaki herkes Amalek'ten bahsediyor. Yani düşmandan bahsediyor. Arz-ı Mevdut'tan bahsediyor. Öldürün diyor. Şunu 15. yapın diyor. Ayetleri var. Tevrat'ın 15. ayetlerinde atlarını öldürün, bineklerini öldürün, çocuklarını, yaşlılarını, kadınlarını. Orijinal Tevrat'ın evet, içerisinde yoktur. Yok. Bunlar uydurulmuş dinlerine evet, uyuyorlar. Ve ülkede biz dinle alakalı ya da bir şeyle alakalı bir şey söylüyor. Ha, gerici falan diyorlar. Bizim değerlerimizi görmezden gelip bizim değerlerimiz üzerinden bize gerici diyenler bugün katil İsrail'in uydurulmuş dinlerinin yapmalarını emrettiği katliamlara meşru diyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Ya siz nasıl insansınız? Ya hümanizm, ya siz ya insan olmak yani yaratılmış her şeye saygı duymak değil midir? Kesinlikle. Önce kendine, Ademiz sizin kendinize biz, saygınız yok ki. Biz Ademiz. Kendinize saygınız olsa katil bir devleti meşru gösteremezsiniz. Bu ateş hepimizi yakacak. Bu ateş hepimizi yakacak. Bize su getirecek bir karıncamız dahi olmayacak. Böyle sessiz, dilsiz kalırsak. Şimdi kıymetli hocam, zamanında Nemrutlar vardı. Nemrutların öncesi Hazreti İbrahim'i ateşe atmadılar mı? Evet. Onun gibi birçok hükümdar var. Hepsinin sonuna baktığımız zaman her şey ortada çıkacaktır. Yani her doğum sancıyla başlar. Her büyük sıkıntının sonunda bir ferahlı vardır. Şu anda dünyayı basınçla sıkıştıran, orada masumları, zavallıları, sivilleri katlettiren, onlara silah veren ellerine veya bunların algısını yöneten, yönettiren sosyal medyada bunların hepsi, bunların hesabını bir vicdanında, iki her neye inanıyorsa Allah katında, üç hukuk ve öbür tarafında neye inanıyorsa muhakkak bunun hesabını verecektir. Aydın Bey, konu yani ben şunu anlayamıyorum. Yani söz konusu Müslümanlar olunca herkes dilsiz kesiliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlattığı kaç yıl oldu? Bak oradaki ana konu şu. Bizim dinimizin ilk emri nedir? İkra, oku. Evet. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Evet. Biz okumuyoruz. Biz sağdan soldan duyduğumuzla, mesela ben şimdi yazar olma hasebiyle oku ile kitap defter oku değildi. Zaten bize evet, elçi olan Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Yoktu, öğrendi İnsanlar bir bunu, anda. Yani şöyle, bunu anlamak lazım abi. Yani dünyayı Peygamber okumak, Efendimiz işte hayatı okumak, olayı okumak, ahlaklı olmak. Evet. Ahlaklı olmak zaten senin bir olayı tarafsız bir şekilde okumanı sağlayacaktır. Yani eğer insan isen, insan değilsen zaten Müslüman olamazsın. İnsan değilsen zaten Hristiyan olamazsın, Yahudi olamazsın. Önce insan olmak lazım. İnsan olduktan sonra her şeyi okuyabiliyorsun. Yani Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya karşı gösterdikleri tepkiyi, ya Gazze'de 2 milyon insana dünyanın yardım ettiği katil İsrail saldırıyor. Daha tüfekle, kimyasal bombalarla, bugün fosfor bombaları yasaklı, bunları kullanabiliyorlar. Ruanda 96 katliamları işte Hudularla, diğerleri aynı ırk, aynı nesil, aynı tip, birinin çenesi uzun, birinin burnu uzun diye algıyı yönettiler ve birbirlerini evet, katlettirdiler. Keza şimdi Filistin'de, Myanmar'da, oradan Doğu Türkistan'a gidelim, Doğu Türkistan'da, Türkiye Cumhuriyetlerinin çoğunda, İslam Cumhuriyetlerinin olduğu, İslam devletlerinin olduğu her yerde kan, gözyaşı,
bunların yüzünden, bunların sayesinde var. Şimdi buradaki amaç da nedir? Mesela Lawrence'a, ben dedim ya istihbaratı yazıyorum. Osmanlı döneminde Lawrence'a gittiğiniz zaman ya da Şerif Hüseyinlere gittiğiniz zaman bunlar İngiliz ajanları, işlerini çok da iyi yapan ajanlar. Bunlar algıyı yönetmişler. Algıyı yönetirken onlar bizim ismimizi almışlar. O zamanın Arapçasını, Kürtçesini, Farsçasını çok iyi, ana dili lisanı şeklinde konuşmuşlar. Evet. Bizim örf adetlerimize uymuşlar. Bizim genlerimizle oynamışlar. Sonucu da bizi ayrıştırmışlar. Biz okuyamadığımız tarafı bu taraf. Hani geçmişi olmayanın geleceği olmaz deriz ya kıymetli hocam. Filistin'in bizden kopma bir devlet olduğunu, Suriye'nin bizim eski bir parçamız olduğunu, Musul'un, Kerkük'ün bizim bir parçamız olduğunu, hemen Irak'a gittiğimizde Irak'ın bir parçası olduğunu, hemen Yunanistan'a gittiğimizde, Bulgaristan'a gittiğimizde oraların bizim bir parçamız olduğunu biz unutuyoruz. Okuyamıyoruz. Sosyal medyada bize nasıl bir algı dayatılıyorsa biz onlara inanıyoruz. Mesela köyde oturmuş, televizyonda ne çıkarsa birincisinde sadece izliyor. İkincisinde beyninle fikrinde onu analiz etmeye başlıyor aynı konuyla alakalı. Üçüncüsünde tavrını ve düşüncelerini ortaya koymaya başlıyor. Ve bir sonra bir bakıyorsunuz mesela bu kalemin kırmızı olduğuyla ilgili 10 tane yayın yapayım, 11'inde herkes bunun kırmızı olduğuna muhakkak ve kat inenecektir. Evet. Programın sonuna geldik Aydın Bey yavaş yavaş. Kriptodan girdik, işte dijital dolandırıcılıktan bahsettik. Sizin araştırmalarınızdan bahsettik. Teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Daha sonra zaten kanayan yaramız Filistin'le ilgili biraz yorumlarda bulunduk. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de kısa bir şeyle programımızın kapatalım. Tekrardan hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim kıymetli evet. Hocam. Ulusal Sektör Programı'nın bu hafta konusu kripto paralardı, dijital dünyaydı, dijital algıydı. Algılarla insanları nasıl yönlendirildiğini konuştuk. Konuğum Aydın, araştırmacı yazar Aydın Benli ile. Ve biraz da tabii Filistin olayına değindim. Geçtiğimiz günlerde Abu Dhabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Global Medya Kongresi'nde ki olayları, yani gördüğüm durumları size anlatmaya çalıştım. Algıyla devlet yıkılır, algıyla insanlar yönlendirilir ve bu böyle gelmiş, böyle gidecektir. Bir sonraki Ulusal Sektör Programı'nda tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, esenlikle kalın.